Yeniden hoş geldiniz. Film Kooperatifi ve Sinematek birlikte yaptığımız yeni Türkiye sineması gösterimlerinde bugün diyalog var. Yönetmenimiz Ali Tansu Turhan bizimle, oyuncularımız Hale Sürel, Usan Çakır, sanat yönetmeni Gizem ve filmin DIT'si, biliyor musunuz DIT'ini bilmiyorum, dijital görüntüleme teknisyeni diyatisi burada. En kalabalık ekip katılımıyla yapacağımız söyleşi olacak. Ben başlamak istiyorum. Film biraz gerçekle kurgu arasındaki farkı tartışan bir film. Ama ilk sorumu seyirciye sormak istiyorum. Nasıldı bu filmi deneyimlemek o açıdan? Daha sonra konuşmak istediğim tabii ki filmle ilgili çok şey var. Türkiye sineması için yeni denenen üsluplar, yapım anlamında çok yaratıcı film yapım sürecini daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü biz film kooperatifini kurma amacımıza çok yakın bir şey yaptınız. Bizim kurulma amacımız hem dayanışmak hem yani gösterim anlamında filmin dağıtımı, filmin yapım sırasında dayanışmaktı. Ve siz bunu yaptınız aslında bu filmi yaparak. Daha sonra daha çok onu konuşmak istiyorum. Ama önce seyircinin sorularıyla başlayalım. Sormak istediğiniz bir soru var mı yoksa... Kesin var. Ben mi? İlk ateşi yapmak zorunda ilk ateşi yapacak birisi çıkacak büyük ihtimalle. Sorudan ziyade yorum yapacak. İstediğiniz her şey. Tabii ki. Bu bir sohbet. İstediğiniz yapabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Ben filmin tam orta kısmında bar çıkışındaki o sahnenin uzunluğundan sonra filmin temposunun çok düştüğünü, bir türlü akmak bilmediğini ve zorlandım filmi izlerken. Siz o sahneyi niye bu kadar uzun çektiniz? Ne düşünüyorsunuz? Hissettiğiniz neydi? Filmimizin yapısını aslında biz üç parçadan kurduk. O sahneye dediğim, The Night diyoruz biz o sahneye, o gece. Onun öncesindeki alan iç film, The Night filmin iskeleti, bel kemiği ve sonrasında Günseli ile Veysel'in hikayesini anlattığımız yerde dış film. Aslında o sahnedeki amaç şuydu, biz bu filmin senaryosunu Burcu ve Fahri ile beraber yazarken herkesin aslında seyircinin hafızasına çok güvendik. Filmin anlamını çeşitlendirmesi için seyircinin hafızasına gitmeyi ve onu aktif etmeyi çok amaçladık. Ve inandığımız bir şey vardı. Biz Kadıköy'de yaşayan insanlarız. Filmimizi burada yazdık, burada çektik. Ve herkesin öyle bir gecesi vardır. Hoşlandığı, sevdiği kişiyle bütün akşamı konuşarak bitirdikten sonra hala o geceyi bitirmek istemedikleri ve eve yürürken o sessizliğin aslında verdiği bir gerginlik ve o sessizliği acaba kim bölecek? Evleri nasıl ayrışılacak ve aynı eve mi gidecek, farklı evlere mi gidecek diye. Ve aslında filmin adı diyalog olduğu için biz filmde hem diyaloğun sınırlarını zorlamak hem de diyaloğun çeşitlerini araştırmak istedik. Ve benim bir sessizlikle ilgili takıntım var. Küçükken 6-7 yaşındaki çocuklar sessiz kalıp birbirine baktığında bu bir yaramazlığın oyunun başlangıcı olurken insanlar büyüdükçe nedense iki kişi sessiz kaldığında acaba sıkıldı mı gerildi mi diye havadan sudan muhabbet açarlar. Ama ben en sağlıklı ve en derin iletişimin sessizliği paylaşabildiğimiz zaman gerçekleştiğine inandığım bir yerden o sahnenin hiç kesilmeden tamamıyla gitmesini planladığımız yer seyirci bir yerde artık filmi izlemekten çıksın ve kendi hafızasındaki o gecesine gitsin, o yürüyüşüne gitsin ve orayı düşünsün ki filmin anlamı seyircinin, her seyircinin hafızasında tekrar canlansın istememizdi. O yüzden öyle çektik ama senin hafızana ulaşamamışız ilk sınavda. Yok, orada bir sorun yok. Hafızaya ulaşmakta değil. O filmin temposu, kurgu anlamında o tempoyu çok aşağı indirdi benim için. Çok fazla diyalog. Çok seri akan bir film. Orada o inanılmaz bir durağanlık, filmin orta kısmı aşağı doğru indi. Bende öyle oldu. Ama tabii hafıza ki kısmında evet, o, tamam var. Aynı şeyi yaşadım yani. Yaşadın mı? Yaşadım, tamam. Evet. Yani o tam oradan bir oyunculara soru sormak istiyorum. Tabii, çünkü tabii. Tam o geceden sonra biz oyunun karakterler mi birbirinden hoşlanıyor, bu gerçek mi? Yani o bir kurguyla şey arasındaki sınır başka bir level'a geçiyor. Sizin için nasıldı bu kısım?
bu uzun sahneden bahsediyor. Yok, böyle hani filmde o çift gerçekliğin hani karakterlerin birbirinden işte çifti oynayan birinin birbirinden hoşlanması bir gerçek hayatta da oluyor. Evet. Bunu film içerisinde yapmak oyuncu olarak sizin için nasıldı? Birçok yani o gerçekliği birkaç adımda çünkü prova esnasında hani daha gergin işte daha okurken başlayıp yani film sırasında aslında biz ilişki kurduğumuzu görüyoruz, tanık oluyoruz. Oyuncu olarak sizin için bu deneyim nasıldı? Yani biraz aslında filmin bütün büyüsünün de buradan geldiğine inanıyorum ben. Bu kurmaca ve gerçeklik arasındaki git gelden daha doğrusu bizim kendi isimlerimizle de oynamamızdan da başlayan aslında yani daha da derine de gidiyor aslında. Kendi isimlerimizle oynuyoruz ama tam olarak kendi karakterlerimizi oynamıyoruz ve yazılı bir senaryoyu oynuyoruz aslında. Ona bir boyut katmamız gerekiyor. Üstüne diğer işte oynadığımız karakterler Günsel'le ve diğer Hale. Yani bu pek başımıza gelen bir şey değil. Yani benim için çok farklı bir deneyim oldu bu anlamda. Çalıştık ve yani çalışarak biraz içinde kaybolduk diyebilirim. Tuhaf bir deneyimdi. Yani bireysel bir yolculuğa da dönüştü. Siz önceden tanışıyor muydunuz? Evet. Konservatuvarda sınıf arkadaşıydı. Yani aslında birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Çünkü evet. İki oyuncunun birbirini tanıması çok önemlidir ya. Yani bütün o boşluklarda karşıdakinin ne yapacağını bilirsin. Yani o çünkü Ali'nin dediği gibi hem diyaloğu hem de sessizliği kurmaya çalıştık. Yani bir inşa etmeye çalıştık. Bunun için de biraz mesai gerekiyordu. Öncesinde yani pek rastgele ya da işte sorun diyor doğaçlamalar mı, işte ne kadar size ait gibi böyle bir şey pek imkanımız yoktu açıkçası. Her şey böyle titizlikle biraz inşa edildi. Yani evet, bizim tamamen tesadüf bu arada. Ali'nin bizi kast olarak seçmesi. Bilmiyorum tesadüflere inanır mısınız ama. Evet, enteresan tabii yani böyle hem kendi isminde, kendi mesleğinde, kendi oturduğum mahallede olan birini oynamak tabii ki. Ve şey o çok komikti ya, Ali'ye ben şeyi sormuştum, ben mi daha yetenekliyim, Usan mı? O da cevap verdi yani. Çünkü bu bir sormam gereken bir soru yani çalışıyor. O katmanlar gerçekten bizim için de dediği doğru deneyim oldu gerçekten, çok karşılaşılan bir şey değildi yani. Bunu mesela benim için mesela birbirini tanıyan eğer yani çok yakın şeyse hani işte bir çift kastı anne işte mesela baba kız işte anne kız kastında birbirini tanıyan oyuncu seçmeye ben mesela dikkat ediyorum çünkü çok artısı olan bir şey. Yani mesela birlikte tiyatro yapmış birilerini seçmek çok önemli bir şey benim için. Sen ne düşündün, ne planladın bu kast yaparken? Ya aslında biz çok uzun bir oyuncu seçmesi dönemi geçirdik. Usan ve Hale oyuncu seçmelerimize 5 kadın oyuncu, 3 erkek oyuncu katıldı. Ve hepsi 30 sayfa ezber yaparak geldiler. Bu 30 sayfalık ezber yaptıktan sonra birbirleriyle sahneler verdiler. Daha sonra eşler değişti, eşler birbirleriyle sahne verdiler. Ve o hazırlık sürecinde aslında zaten oyuncular tanışmıyor olsa bile o dinamiği kendi aralarında hissetmişlerdi ve böyle filmler aslında tehlikeli filmlerdir. Konuşan kafa filmi olma ihtimali çok yüksektir. O yüzden aslında o iki oyuncunun bedensel dinamiği de, sessizlik alan boşluk dinamiğinde çok iyi çalışması lazım ki konuşan kafalar olmaktan çıksın. O noktada bütün oyuncu seçmelerine katılan oyuncularımıza sizin huzurunuzda yine teşekkür ederim. Çünkü bir yönetmenin kafasında aslında hayal ettiği şeyin ne kadar farklı çeşitlerde sirayet edebileceğini de gösteren bir şey. Ve yani bu sürecin sonunda 3 aylık bir oyuncu seçmesi süreci geçirdik. Usan ve Hale kendileri rolü aldılar. Ve ondan sonra onların tabii ki de konservatuvardan arkadaş oluyor oluşu, sınıf arkadaşı oluyor oluşu o kemiği, mekaniği çok daha birbirlerini bildikleri bir yerden çalıştırdı. Biz de onlarla beraber bir dil oluşturup beraber çalıştık. Bence de önemli bir şey ama çalışma süreci bence daha önemli yani. Zaten orada tanışılabiliyorsa çünkü bu filmi çeken bir yönetmen şuna da dikkat edildi. Tanışmayan iki oyuncuyu da oynatır dedi. Çünkü film tanışma üzerine. Ama hani biz her şeyi kontrollü alanda yapmak ve çalışmaya inandığımız bir yerden onun sonuna gitmeyi tercih ettik ve teşekkür ederim. Çok iyi oynadınız. Sahnede
Soru sormak isteyen varsa alabilirim. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben artık Türk sinemasına inanmaya başladım. Yani gerçekten karşımda genç ve müthiş beyinler var. Yani inanılmaz zevk aldım. Geçen haftalardaki etkinlikleri de hiç kaçırmadım açıkçası. Tayfun vardı. Ondan önce sen ben Lenin de harikaydı. O izlemişsinizdir. Ben sinemada başarılamayan bir şeyi başardığınızı düşünüyorum. Üst kurmaca edebiyatta çok yapılır ya. Ya bu acayip bir şey. Yani yaptığınız şeyi tiyatroda yapmış olsaydınız, değil mi? Yani o çok daha güvenli bir alandır. Siz imkansız bir şeyi başarmaya çalıştınız. Zaten diyaloğun içinde, filmin içinde de söylediğiniz bir şey var ya, mekan ve hafıza. Yani gerçek bir sahne olsaydı o konforlu alanda daha da başarılı olacaktınız. Ama siz bunu imkansız bir alanda yapıp sinemada müthiş bir şey yaptınız. Bir kere bu konuda tebrik etmek istiyorum sizi. İkincisi, zaten arkadaşımın demin söylediği şeye itirazla başlayayım. Asla kavga etmiyoruz. o da şu, zaten baştan beri çok fazla diyalog vardı. Hani bu, ben son zamanlarda Anne Erno'nun Nobel'i aldım diyorsunuz. O senelerde onu çok görmüştüm. Bir de Hitchcock'un bir eleştirisi vardır ya Hollywood filmine. Hep kafa sesleri kapalı, yani bundan kurtulamayacak mıyız? Evet, biz onunla başladık. Ama sonra içinde demiştiniz ya, seyirciye de bırakmak istiyoruz bir şeyleri. O esle çok müthiş bir şey yaptınız. Yani ben orada duruldum. Üzerine düşünmeye başladım. Sonra şizofrenik bir şey de başladı. Gerçek mi değil mi içine girdik. Ya ben hem sinema eğitimi aldım hem felsefe eğitimi aldım. İlk kez bu kadar disiplinler arası bir iş görüyorum. Tebrik ediyorum sizi. Amadene olmuş durumdayım. Harikasınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Başka sorum var. Arkaya gönderebilir miyiz hemen şuradan? Ben de hem tamamlamak hem önceki beyefendi aslında ben de bir yorumda bulmak ama aynı şeyin içinde bir de soru eklemek niyetindeyim. Tabii ki. Şimdi benim yorumladığım şekliyle film sorum aslında bu. Filmin içindeki yönetmene dair fikrini soracağım. Yani çünkü ilk blokta bence bir yere kadar biraz da zoraki, sahte diyaloglarla, hani gerçek bir duyguyu, bir sinemacı problemi var. Yani taklit etmeye çalışmak ama tam anlamıyla gerçek bir şey yakalayamamış bir yönetmenin iki oyuncuyla iletişimini izliyormuşuz gibi geliyor. Ve o bir noktada, o barda başladığımız o uzun tek planda aslında o nefes aldıran bir şey bence. Çünkü o iki oyuncunun o yönetmenle dalga geçmesi ve gerçek hisleri. Ve zaten ondan sonra dışarı çıktığımız o uzun tek planla biz o ana kadar yani o diyaloglarda vesairede, yani bütün ona hizmet eder bir şekilde aslında oyuncaklı bir sinema dili vardı. Ekran bölmeler vesaire. Ona her şeyi bırakıp uzun bir süre o karakterlerle kalıyor olmamız bir anda sahici bir şeye dönüştürüyor. Bütün diğer, yani o ana kadar izlediğimiz her şeyi de daha anlamlı kılıyor bence. Burada hani Funda Elgit'in seslendirdiği ya da oynadığı diyeyim yönetmenin bu tavrına dair fikrinizi de merak ederim. Tabii. Biz başından itibaren aslında yönetmen karakterini sadece sesle filmde var etmek istedik. Senaryo çalışmasından itibaren. Çünkü Hale ve Usta'nı iki karakterimize olabildiğince sözde de, görüntüde de, mizampajda da denk bırakmak istedik. Yani bizim filme dair aldığımız her yerdeki yorumlardan bir tanesi şu. Kadın erkek karakterlerinin bu kadar dengeli olduğu ülke sinemamızda çok az filmin oldu ve burada gerçekten o dengenin başarıldığını söylüyorlar ve biz bu dengeyi hem mekanik hem duygusal hem de teknik anlamda başarmak için Funda'yı zaten hep konuşan birisi, görselinin görüntüsünün olmadığı bir yerde düşündük. Funda da aslında yönetmen olarak kendi yaşadığı hikayeyi o kadar da açmak istemediği bir yerde oyuncuların onu zorlamasıyla ve artık devam edebilmek istediğini alabilmek için kendini yavaş yavaş açtığı yerler oluyordu. O bel kemiği dediğimiz o sahne zaten aslında hem yönetmeni ete kemiğe büründüren bir yerde. Onların onunla dalga geçiyor oluşu ya da birbirlerinden haberi olmaksızın audition sürecinin birbirleriyle konuşuyor oluşları tam da aslında öyle düşünmüştük. Ve bu düşüncenin aslında temelinde yatan şey de şuydu. İlişkilerde de gerçeklik kurmaca çok geçirgendir. Sinemada da öyledir. Siz bir insanla tanıştığınızda o insana hoşlanırsanız ona ilk önce gerçek personanızı göstermezsiniz. Onu beğenebileceğini düşündüğünüz kurmaca personanızla gidersiniz. Keza karşı tarafta size öyle gelir. İki kişi birbirini onayladıktan sonra
gerçek personeller, çıplaklık ortaya çıkar ve eğer o merak duygusu ve güven duygusu devam ederse bu personellerle devam edilir. Eğer o duygularda bir kayıp yaşanırsa ayrılık sürecine girildiğinde tekrar farklı bir personayla, kurgusal bir personayla iletişim kurulmaya başlanır. Biz aslında filmin genelinde Hareli Osan'ın da kendi isimleriyle Hareli Osan'ın oynamasının sebebi filmin her anında gerçeklik kurmacayı sorgulatırken aslında bunu bilinç altında bir yerden insanların kendi personasındaki gerçek ve kurmacayı da sorgulamasını istediğimiz bir alana açmak istediğimizden böyle bir yapı planladık. Filmde üslup çok önemli bir şey ve aslında üslubu biz ilk 3 dakikada kurarız. Yani o ilk gördüğümüz üçlü ekran bölmesi aslında seyirciye burada üst anlatı var. Yönetmen olarak ben buradayım. Yönetmen sesi duyacağız. Hep duyacağız bunu. Ama mesela şeyi merak ediyorum. Aslında çok mahrem bir şeyi gösteriyorsun yani. Set arkasını gösteriyorsun ve aslında biz buradan göstermekten kaçırdığımız bir şey. Bu kadar mahrem bir şey gösterirken ama mesela kamera üslubu olarak çok mesafeni koruyorsun. Yani mahrem bir şeyi biz öyle hani yaklaşmak isteriz de mahrem o detayı görmekte. Ama mesafeyi de koyuyor kamera. Hep uzak bir mesafeden daha geniş ya da daha akışkan. Bize çok detay göstermiyorsun aslında. Ve bu aslında çok seyircinin şeyinde izleyeni çerçeveli. Ben yönetmen olarak çok burayı çerçevelemek istiyorum demişsin. Bunu yapma tercihini merak ediyorum. Acaba çok mu kontrol etmek istedin? Şeylerimize doğaçlamaya izin vermediğini de anlıyorum şeyden. Hani hiç düşündüm acaba hani bir bıraksaydım acaba ne olurdu? Bıraksaydım başka bir film olurdu. O da olabilir tabii ki. Ama burada kontrol değil de aslında ben sinemanın ya da günümüzdeki sanatın seyirciye doğru cevap vermesi ya da doğru şeyi anlatması gerektiğini düşünmüyorum. Artık biz teknoloji o kadar ilerledi ki cevapları istediğimiz anda bir saniyede ulaşabiliyoruz. Ben daha çok sanatın seyircinin aklında soru işareti bırakması, doğru soruyu sorması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğru soru antik Yunan'dan beri değişmemiştir. İnsan nasıl mutlu olur? Bunun cevabı çağlardan çağa değişir. Mutluluk tanımları değişir ama doğru soru değişmez. Ve burada işte daha girseydik nasıl olurdu? Ben hep şeye inanırım. Bir kitapta, bir resimde, bir filmde bittiği zaman başlıyorsa seyircinin kafasında gerçekten iyi bir sanat anlatısı haline gelmiş demektir. Sen mesela, ben sana söyleyeyim. Eğer kontrolü bıraksaydın ve daha da içine girseydin ne göreceğini düşünüyorsun? Yani o mahrem şeye tanıttık. Senin için mahrem ne demek? İşte tanımlar filmde de söylüyoruz yani. Mahrem tanımı ne demek? Şimdi insanlar zaten günümüzde Instagram'larıyla, sosyal medyasıyla mahremini mi paylaşıyor? Yoksa kurduğu mahrem, bir mahrem kuruyor ve onu paylaşıp kendi mahreminde bile ikiliye mi düşüyor? O yüzden kavramlar çok gri alanda ve dil çok aşırı bir iletişim aracı. Tam olarak aslında gelmek istediğim yer orasıydı. Çünkü hani sosyal medya sürekli herkesin bir canlı yayın halinde oluşu aslında hani o mahremi ben hiç yıllardır görmediğim insanların ne yediğini ne içtiğini biliyorum yani. Hani bu kadar yani mahrem şeyler paylaşıyoruz. Ve aslında şeyi gerçeklik algımızı değiştiriyor bu hani izlek alışkanlığını da değiştiriyor seyirci için. Aslında sanki oraya bir dakika demek gibi bir şey yaptığın şey. Ve seyirciye sormak istiyorum. Bu açıdan sizin deneyiminiz nasıldı derken aslında biraz burayı da. Çünkü bu söyleşiyi yapmamızın bir sebebi de biraz hani son dönem sinemayı biraz konuşmak. Feedback almak. Sinemacı bizim için de çok önemli. Bilmiyorum. Seyirciler buraya geldiği zaman konuşmak istemez. Bugüne kadar onlarca konuşmaya böyle tanıklık oldum. Şahit de geçtim. Eğer yabancı yönetmen varsa muhtemelen o yabancı dilini göstermek, kanıtlamak için konuşan insanlar da gördüm. Burada da gördüm. Beyoğlu sineması yaşıyorken de gördüm. Atlas'ta da orada burada birçok kanalda hepsini gördüm. Seyirci böyle birisi konuşsun onu dinlemek ister. Siz de yaptığınız yorumlarla filmi detaylıca irdelediniz. Çok fazlaca film hakkında bize bilgi verdiniz. Filmi açıkladınız resmen. Burada zaten seyirci herhalde dinlemek modunda diye düşünüyorum. Daha faydalı görüyorum. Düşündüklerini büyük ihtimalle çıkışta Belfast'ta bir açarak konuşabilirler. Çok güzel etkinlik yaptın. Çıkışta Belfast'ta daha rahat konuşabiliriz ama burada da biraz bir şeyler konuşalım. Ben
şey geçmek istiyorum, yapım sürecine geçmek istiyorum gerçekten. Filmi çok 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 düşük bir bütçeye çektiniz. Aslında çok düşük bir bütçeye çekmedik. Bir filmin hak edişini belirleyip öyle bir bütçeye çektik. Giriyorum ben. Evet yani çünkü yani ortalama yani şu anda en düşük film. Ben onların overrated olduğunu düşünüyorum. Işte, bizimkinin underrated olduğunu düşünmüyorum. Türk altında 175 bin liraya oraya çıkmıştı aslında. Filmin kağıt üzerinde bütçesi 100 bin lira. Biz filmi pandeminin ilk açılışında çektik. 17 Temmuz 2020'de sete girdik ve 8 günde bu filmi çektik. Bu filmi çekmeden önce siz de sinema seyircisi burada takipçisi olarak biliyorsunuzdur ki bakanlıktan ya da yurt dışından fon alabilmek için sizin köy filmi çekmeniz gerekiyor. Orientalist bir bakış açıyla ülkenize bakıp yoksulluk, yokluk, acıları anlattığınız ve bunların ne kadar kötü olduğunu anlattığınız filmler yazmanız gerekiyor ki bakanlık ve yabancı yurt dışı fonları size destek versin. Bizim filmimiz böyle bir şey anlatmıyor ve destek alamayacağımızı da biliyorduk ve Burcu'yla beraber filmimizin hem yapımcısı hem senaristi düşündük yani bir film çekmek için ne gerekiyor? İlk önce bir hikayeniz olması gerekiyor. Onu senaryo formatına çevirip masaya koyduğunuz, herkesle anlaşabildiğiniz bir hale getirmeniz gerekiyor. Daha sonra size ve hikayenize inanan ekibe ihtiyacınız var. Eğer bu iki kıstası bulursanız para engel değil, sadece aracı olmalı ki paranın da icadı zaten bir araç olaraktır. Ve biz de düşündük yani bizim verecek bir nakit paramız yok. Fakat yaptığımız filmin para kazanma potansiyeli var. Ve ekip arkadaşlarımıza sorduk. Ne kadar kaşe istiyorsun? Çünkü sanat sineması sektöründe aslında insanları yarım kaşeye, bilabedere çağırırlar ve o film para kazandıktan sonra da yapımcısı o parayı o insanlarla paylaşmaz. Biz herkesten tam kaşesini aldık ve bütçemizi çıkardık. Kağıt üzerinde 700 bin liralık bütçe yapıyorduk. Görüntü yönetmenimiz bizden 35 bin lira istemişti ve ona biz şunu sorduk. Biz sana filmin %5'inin gelir ortaklığını versek, bu filmin telif süresi bitene kadar ne dersin? Tamam derim. Oyuncuları da sorduk. Kurgucumuza sorduk, yardımcı yönetmenimize sorduk. Bu filmin kazandığı her bir kuruşun 46 tane gelir ortağı var. Filmin ekip kaşesini tamamıyla özel sözleşmelerle filmin teklifi bitene kadar o insanları emeklerinin karşılığı doğrultusunda gelir ortağı yaparak sağladık. Aynı zamanda bir film bütçesinde kaçamayacağınız sarf harcamalar vardır. Mekan kirası, yemek, ekipman kirası, ulaşım, mazot gibi. Bunlar da 175 bin lira tutuyordu. Bu 175 bin lirayı da ilk önce yakın çevremizden, eşimizden, dostumuzdan, daha sonra uzak çevreden insanların yanına gidip filmimizi, derdimizi kendimize anlatıp filmin %1 7 bin, %2'si 14 bin olmak üzere 28 farklı yatırımcıdan 175 bin lirayı toplayıp filmimizin sarf harcamalarını da sağladıktan sonra 8 günlük bir sete girip çıktık. Bunu biz gezdiğimiz 20 kentte 34 üniversitede bütün üniversite öğrencilerine anlattık. Çünkü gerçekten yanlış anlaşılan bir nokta var. Sizin de bahsettiğiniz gibi bizim filmimizin bütçesi küçük değil. Bizim filmimizin bütçesi bir sanat sinemasında yeterli bir bütçe ve bunu yaratıcı bir yapım mantığıyla ele aldığımızda başka türlü fonlayabilirsiniz. Ve bunu da göstermiş olduk. Bu şu anda bizden kaşelerini talep eden kişiler film 700 bini kazandıktan sonra üzerine kazanacağı her bir kuruş telif süresi bitene kadar onlara ekstra bir gelir kaynağı olacak. Ve ülkemizde aslında kitapta, resimde, orada burada her yerde telif varken sinemada telif yasası olmadığı için insanlar, oyuncularımız bundan çok müzdarip bir işte oynuyorlar. Netflix'te daha sonra bu yurt dışına satılıyor, oradan telif almıyorlar. Bu yanlış bir sistem ve buna da hiç kimsenin karşı çıkmaması için sebebi aslında sanat sinemasının pastasının küçük olması ve yapımcıların o pastanın hepsini yemek istemesi. Ama eğer bu iş ortak yapılırsa o zaman daha çeşitli üretimler, daha seyirciyi düşünen, özdeşlik kurabileceği hikayeler çıkabilir, filmler çıkabilir ve o zaman ben bu salonların o zaman da olacağını düşünüyorum. Bütçemiz böyle. Tebrik ediyorum bu. Orada bir soru vardı. Yaratıcı fonlama için. İhtiyacımız var. Evet, şey için de çok yeni sinemacılar için de çok ilham kaynağı, motive edici. Çünkü biz genelde hikayem var bir senaryoyla dışarı çıktığımız anda herkesin tek sesi o çok zor, o çok zor. Hiç olumlu bir şey duymayız. Yurt içi, yurt dışı hiç fark etmiyor. Çok zor. Hayır, o kadar da zor değilim. Bayağı işte canlı kanıtısı. Ve dağıtım içinde bu yaratıcı tabii süreç devam etti. Onu da biraz anlatmak ister misin? İlk önce yapımla ilgili orada bir soru var. Soru mu var? Onu alalım, sonra dağıtıma geçelim. Okey, soruyu alalım. Ben bir 10 dakika falan geç kaldığım için giremedim filme. Bayağı dışarıda falan bekledim yani.
Bir sanat öğrencisi olarak filmde ne mesajı vermek istediğinizi merak ettim. En azından ana fikir olarak. Biz her tanışmanın biricik olduğuna inandığımız bir yerden aslında hayatın akışının da, ilişkinin akışının da bir doğru parçası olarak değil, bir döngüsel harekette devam ettiği ve her ayrılığın aslında o iki kişi arasında yeni bir tanışmayı başlattığını ve hayatı böyle gibi delememiz gerektiğini düşündüren bir şey yapmak istedik. Yani net bir şey söylemeye çalışmadık. Ayrılıklar, tanışmalar, hayatımızdaki noktaları, bizim gerçeklikle kurmaca arasında kurduğumuz persona. Yani ben hayatın bir doğru parçası olarak görülmesine, başlangıç ve son olarak görülmesine karşıyım. Yani öyle de düşünmüyorum. Döngüsel bir şeyden görüyorum hayatı. Fikirleri de, duyguları da, tanışmaları da. Ve aslında bunun üzerine beraber düşünebileceğimiz bir film yapmak istedik. Gizem'e sormak istiyorum. Sen de, var mı? Evet, ben de size arkadaşın sormak istemiştim. Sizin motivasyonunuzu merak etmiştim. Biraz cevaplamış oldunuz. Bir de benim merak ettiğim sanat eserlerinde yönetmenlerin işte film yaparken nereden esinlendiniz? Öyle bir isim kaynağınız var mı? Ya da bu fikir nasıl ortaya çıktı? Yani sizde bu filmi yapmak, bir şey gördün, ben de bunu ortaya koyayım, işte ben de bunları kullanayım. Ya yani öyle bir şeyiniz oldu mu? Hani öyle bir an, yani isim kaynağınızı merak ettim açıkçası. Benim yaşadığım çağla ilgili bir derdim var ve bu derde iletişimle ilgili bir dert. Ve bu derdi oluşturan şey de insanların kendisini anlatamaması, anlatmaması değil. Biz şu anda selfie çağında yaşıyoruz ve insanlar her an giydikleri kıyafetlerle, gittiği mekanlarla kendisini ifade eder bir biçimde. Ama iletişim bir insanın kendini ifade etmesiyle başlasa bile tamamlanması, onu dinleyen birisinin olması gerekir. Ve biz, benim yaşadığım çağda kendimi de içine katarak söyleyebileceğim şey, kendimizi anlatma hevesi ve heyecanından dolayı dinleme yeteneğimizi kaybetmiş durumdayız. Ve Tarkovski'nin bir sözü vardı aslında, o çok fazla esin kaynağı oldu. Birbirini bir kez anlamış iki insan hep birbirini anlayacaktır. İster atom çağında olsun, ister buzul çağında olsun fark etmez. Aslında o anlama ve dinleme olayı ve iletişime dair. Çünkü diyalog bir üçlemenin ilk filmi. İkinci film Login, üçüncü filmde monolog. Aslında iletişimin ve diyalogların hem gerçek hayatta hem dijital mecrada nasıl olduğu ve bu diyaloglara nasıl baktığımızı irdelemeye çalıştığım bir üçleme olacak. O sözden yola çıktım diyebilirim. Kendi derdimden yola çıktım diyebilirim. Öyle. Çok güzel. Merhaba. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yaşadım ben çünkü izlerken. Ve biraz gereksiz, spesifik bir yapım sorusu soracağım. Çünkü kendi yapmak istediğim filmle de alakalı bir şey biraz. Bu dışarıda yürüme sahnesini saat kaçta çektiniz? Onu çok merak ettim. Bir de az önce pandemi başı gibi bir şey dediniz. O yüzden acaba pandemiydi ve hani ne bileyim gece 1-12 falan mı diye düşündüm. Bir de izin aldınız mı? Çok izin alınmasına gerekli bir sahne gibi değildi. Ama alınması da gerekiyor olabilir çünkü film yapmak böyle bir şey galiba. Bütün izinleri aldık. Aldığımız bütün izinlerin kopyasını çıkardık. O gece özel The Night ekibi vardı. 13 kişilik ekstra bir ekip. Hepsine sarı yelekler giydirip izinleri buralarına astık. Moda'da bir gecede gece 1 ile gece sabaha karşı 4 arasında 2 take alarak bu işi yaptık ve bütün yolları parçalı parçalı kapatarak açarak o yoldan geçince telsizlerden o yolu aç. Çünkü Moda'nın o göbeği aslında karşının caddeye bağlandığı yer. Orayı siz hiçbir zaman tamamıyla kapatamazsınız. Ve orası sürekli parçalı bir şekilde telsizle The Night ekibi başında Burcu ve Sarp vardı. Onlar geçti kapat, geçti kapat, geçti kapat diyerek bütün izinlerimizle bir gecede iki tek alarak o planı çektik. Bize delilik diyorlardı o plan için. Ben bir yıldır onun delilik olduğunu düşünmüyordum. Şu anda düşündükçe rüyalarımda uçukluyorum gerçekten. Biraz delilik. Evet, çok güzel duyuluyor. Hala şeyi çok anlamadım. Sarı yelekliler ve The Night diye bahsetmeniz çok hoşuma gitti. Ve orada da böyle çok... Harita vardı. Harita çok kısa durdu ama çok böyle tam etkilenecektim kısa durdu. sarı yelekliler ve giriş çıkış çok anlamadım ama çok hoşuma gitti. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki, buyurun. Kaynaklı şey dediniz ya, üçlemeyi ben bilmiyordum açıkçası. Ne dediniz? Diyalog, login ve monolog dediniz. Aslında mantık olarak tersini düşünürüz ya, bunun nedenini öğrenebilir miyim? Ben bir insanın kendisiyle iletişiminin
gerçekten çevresindeki iletişimleri tükettikten sonra başladığını düşünüyorum. Gerçek kendisi iletişim. Çünkü kendini aynalayamıyorsa eğer çevresiyle, o zaman kendisiyle aynalamaya çalışıyor. Ve Login, dijital bir mecrada sexting yaparak tanışan 42 yaşındaki bir yazarla 21 yaşındaki bir iç mimarın birbirine yalan söyleyerek başladığı ve çevredeki insanlar arasına girdiklerinde başka yalanlarla kendi gerçekliğini kurduğu bir hikaye. Monolog ise kendisini eve kapatmış bir karakterin kendi iç diyaloğunu, kendisine benzer bir komşusu taşındıktan sonra hayata onunla beraber bağlanmasını anlatan bir hikaye olacak. Bazen de tersten gitmek gerekiyor belki de. Evet, çok güzel söyledin. Çünkü insan kendisiyle karşılaşmamak için yıllarını, bütün ömrünü harcayabilen enteresan bir yapı. Hayat öyle bir senaryo yazıyor ki en sonunda çarpa çarpa kendi duvarlarına okey değil. Takatsiz kalmadan asla yaptığınız bir şey değil. Ama şeyden bu yapım sürecinden devam etmek istiyorum. Gizem önce Gizem burada. Sanat bütçesiyle nasıl baş ettiğini merak ediyorum. Burada merak edenler de var. Bize biraz o da deneyimini anlatsın. Ya benim ilk sanat öğretmenliğimdi. Dolayısıyla bir aslında kurulu bir ekibim, sürekli irtibatlı olduğum hani yüklü bir ekibim yoktu. Aslında bana en başta hani prop master olarak geçen Uğur Daş'tan ressam bir arkadaşımla birlikte atölye paylaştığımız. O birçok şeyde destek oldu. İşte aynalı paravanı biz sıfırdan ürettik. O süreçte bir ressam olması özellikle işte hem sıfırdan üreteceğimiz şeylerde hem de kullanacağımız sanat eserlerinde çok önemliydi. Onun dışında aslında hani bütçe, Ali'nin söylediği bütçe 20 bin liralık bir sanat bütçesi vardı. Biz böyle işte tabii bizim sanat galerimiz olduğu için bir yandan sanat eserleri için hani ekstra bir maddi bir giderimiz olmadığı için 15 bin lira gibi bir şey kapattık. Bunu da aslında platoya götürdüğümüz bütün mobilyaların vesairenin de nakliyesi de dahil yani. Mekan azdı tabii ki. Mekan az olduğu için aynı mekanı dönüştürdük. O kısım bizim için önemliydi. 2000 depo verdik onun için set arasında. Biz 8 güne çektik film aslında hani set günü olarak. O 2000'lik repoda da aslında Ustan ev, yani Ustan karakterin evi Veysel ve Günsel'in çift evine dönüştürdü. Onlardan hani mimar bir çift sonuçta. Bayağı o kısımda biz en çok giderimize harcadık. Öyle yani kendi ekibimde gibi görünen insanların büyük bir çoğunluğu da birisi kostümcü İlgün, işte kardeşim, arkadaşım falan gibi insanlar olabildiğince destek oldular. Gerçekten hani bütçeyi olabildiğince gerçekten ihtiyacımız olan sıfırdan materyal almamız gereken şeylere harcadık. Böyle. Çünkü aslında sanat bütçesi genelde az bir olur. Yani görüntü yönetmeninin yarısı kadar falan bir bütçe ayırırız ve o kadar öngörülemeyen gider gelir ki sanattan. Çünkü şuraya su koyalım dediğinizde o suya para verip alırsınız. O anda gelişen şeyler, yönetmen istekleri falan olduğu için. O yüzden bütçenin de altına halletmiş olmamızı çok şaşırıyorum şu anda. Bizim bütçemizde öngörülemeyen bir kalem olamazdı. Çünkü biz ekip arkadaşlarımızla ve yatırımcılarla sözleşme imzalarken %1 7 bine göre hesapladık. Yani bu filmin bütçesi 100 bin ve 1 kuruş olamazdı. O zaman yaptığımız sözleşmeler yanlış olurdu. Biz en başında yaptığımız bütçe ve nakit parayı film seti bittiğinde bütün postumuzu ödeyerek aslında 1 kuruş bile şaşmadık bütçeden. Bravo, gerçekten ilham verici. Sen de kalsın mı? Çünkü bu dağıtım şeyleri sen de kalsın. Sen başla, ben de bana yani filmin işte yapım sürecinden Ali bahsetti zaten. Yapımını bitirdikten sonra filmi işte tabii ki ilk etapta festivallere göndermek oluyor. Yani bağımsız çekilmiş filmlerdeki ilk aşama. Bu süreçte biz filmimizi Antalya Film Festivali'nde açtık. Bu sene değil, geçtiğimiz sene. Sonrasında oradaki deneyimlerimiz ve işte izleyicinin çok güzel tepkilerini aldık orada. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi işte Türkiye sinemasına birazcık inanç azalmış bir durumdayız aslında. Böyle hani bağımsız sinemanın kalitesi işte yurt dışındaki izleyiciye yapılıyor ve kendi insanımıza çok hitap etmemek üzere bir durum var. Daha doğrusu o insanlar anlamıyor gibi bir algı var. O yüzden hani biz çok güzel tepkiler aldığımız için oradaki izleyiciden seyirciyle buluşmak çok ön plandaydı.
Ali'ler biraz üzerine düşünüp bir turne fikriyle ortaya çıktılar. Aslında işte tiyatrocuların yaptığı gibi, müzisyenlerin yaptığı gibi hani filmi izlemeye insanların gelmesini beklemektense hani biz onlara götürelim, biz anlatalım. Hani belki arkadaş da o yüzden biraz biz çok anlatıyoruz filmimizi, belki alışkın değil izleyici ama biz bir yıldır neredeyse bir turnenin sonundayız. Bunlar artık son gösterimlerimiz. Bir sürü ile gittik. Orada filmimizin sonunda işte böyle soru cevaplar yaptık. Yüzlerce insanla, çoğunlukla üniversitelerde işte genç sinemacıların sinemaya dair sıkıntılarını, işte film çekmek sürecinde yaşadığı sıkıntıları konuştuk. İşte bizim yapım modelimizi anlattık vesaire. Dağıtımı aslında kendimiz yaptık. Filmi kendimiz yaptığımız gibi. Bu süreçte de aslında hani maddi olarak da bütün şeyi Ali'ler ve işte yapım ekibimiz göğüsledi. Dağıtımda başka ne anlatıyorduk? Bu bir emin dediği gibi yani çocuğu biz yurt dışında okutmak istedik. Yurt dışında okullar kabul etmedi. Yurt içinde okula yolladık. Hocaları eline cetvelle vurdu. Geçen yıl Antalya'da 5 ilk film vardı. Bir tek bizimki ödül almadı. Biz o zaman çocuğu sokağa salalım dedik. Çünkü sokaktaki insanlar çocuğu sevdiler. Ve aslında şu. Biz turneye çıkmadan önce çok geniş bir demografik araştırma yaptık. Ülkenin nüfusu 80 milyon, 20'si İstanbul'da, 60'ı diğer tarafta. Diğer tarafın ikinci sınıf olarak görüyor sanat sektörü. Ve biz üniversite öğrenci sayısının en yüksek olduğu 25 şehri sıraladık. Ve bu 25 şehirde 5 milyon 500 bin üniversite öğrencisi var. Amaç şuydu. 100 öğrenciden birisini sinemaya getirebilirsiniz. 55 bin gişe yapar ve 55 bin gişe Türkiye'deki yerli sinemanın son 5 yılındaki bütün filmlerin toplamı değil. Aslında çok büyük bir sinemaya potansiyel var. Çünkü o şehirlerde zaten sosyal aktiviteler çok sınırlı. Tiyatrosu bari olmayan şehirler var. Ve baktığınız zaman bir sinema bileti gidebileceğiniz en ucuz sosyal aktivite. Ve dedik ki yani bu nasıl olmuyor? Yani bunun olmamasının sebebi sektördeki dağıtımcımızdan başka sinemadan başlayarak bütün sektördeki insanlar diyor ki insanlar sinemaya gitmiyor. İnsanlar sanat sinemasını anlamıyor. Sen ayakkabı satan birisinin ayakkabısı satılmıyor diye müşteriyi suçladığını hiç gördün mü? Sen ürünü satamıyorsan sen suçlusun. Çünkü bu ürünün alıcısı var. Bu ürünü insanda doldurduğu çok büyük bir boşluk var. Ve biz de bütün sanat, siyaset, hayat, her şey İstanbul'dan başlarken diğer bütün şehirler ikinci sınıf insan olarak görüldüğü yerde dedik ki biz en son İstanbul'a gelelim. İlk önce Anadolu'da yola çıkalım. Ve üniversitelere, o şehirlere her hafta bir şehre bu ekip, en az bu ekip, 6-7 kişi gittiğimiz şehirler de oldu, 9 kişi gittiğimiz şehirler de oldu. İlk önce gösterim öncesi üniversitelere gidip oradaki öğrencilere kendimizi, sinemayı, yapım modelini, dağıtımı ve yaşadığımız hayattaki ortak mutluluk ve mutsuzluklarımızı konuştuk. Daha sonra o üniversitelere servis götürdük, öğrencileri ellerinden tuttuk, servislere bindirdik, AVM'lerdeki sinemalara götürdük. Sinemalardan sonra soru cevap yaptık ve Böyle bir yıldır Birem'in dediği gibi 20 kenti aşkın geziyoruz ve ilk filmi çekmiş bir yönetmen olarak kemik bir seyircimin olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Geçen hafta Diyarbakır'a, 3 hafta önce Diyarbakır'a tekrar gittim. Buradan çok daha kalabalıktı. Mardin'e tekrar gittim. Buradan daha çok kalabalıktı. 3 hafta sonra Yüksekova'ya gideceğim. Orada sinema yok ama bir kafe ayarladık. O kafede filmi izleteceğiz. Yani herkes İstanbul'u hedef almış ve İstanbul'u almak istiyor. Ya tamam olabilirler. Sonuçta bir matematikçi bir sözü var. Herkes bir şey isterse bir kişi alır, diğerleri açıkta kalır ama alınacak çok fazla şey var. Ben de Ayvalık'a taşınmış birisi olarak, Ayvalık bir yönetmen olarak Anadolu'yu gezmek istiyorum. Çünkü orada çok fazla insan var. Çok fazla sanata aç, sosyal aktiviteye aç insan var. Ve emin olabilirsiniz ki burada sen film çekmek istiyorsun. Oraya gittiğiniz anda hürmetten boğuluyorsunuz ve eliniz ayağınız birbirine giriyor. O yüzden sizin huzurunuzda Anadolu'daki seyircime çok teşekkür ederim. Ya bu çok umut verici. Şimdi mesela bir 60'lı yıllara dair bir çalışma yaptım yakın zamanda. Mesela insanların sürekli söylediği bir şey var. Bir gün evde durmuyorduk. Bütün ülke bir turne otobüsü gibiydi. Ve çok önemli bir tanımlama aslında. Tiyatro, müzisyenler için, sürekli yazlık sinemalar ve bir kültür patlaması zamanına dair sanki böyle çok uzaktan bir şey duyuyormuşum gibi geliyor ve aslında çok umut verici, heyecanlı yani. Evet. Genellikle bir de hem sanat yapıp hem de bunun ekonomisi olunca genellikle işte bunun ticaret tarafı daha ağır basıyor. İşte kurtarır mı, kurtarmaz mı, işte iş yapar mı, yapmaz mı? Ama böyle gerçekten tutkuyla, bir ekiple
inanan ve bunu gerçekleştirmek için çabalayan bir insanlar görmek çok iyi geldi bana. Çok bir bankayı tek başında soyamazsınız. En az iki kişi gerekiyor banka soymak için. Ve biz turneye çıktığımızda dolar 8 liraydı. 6 ay sonra dolar 18 lira oldu. Bir uçak bileti tek yön 160 liraydı. 640 lira oldu. Başka sinema işini yapmadığında biz Usan'ın üzerine kartonet geçirip Portekiz'in etrafında yürüttük ve onu görenler geldi. Yani... Evet, kaç tane şey katıldınız mesela söyleşi hepsine, bütün turneye? Bir tanesini kaçırdık yani. Bütün ekip gidebildiği kadar gitti aslında. O bazı salonlarda ekip daha kalabalık seyirciden. Bunlar da oldu. Biz 9 kişiydik, onlar 6 kişiydi. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz de kaybettik. Nasıl? Deminki konuşmanızda bunu söylemediniz diyor. Söylesin diye mikrofonu verdim. Bazı yerlerde de çok kalabalık var. Değişkenlik oldu. Ne diyeyim? Yani genel olarak tabii tiyatroda başımıza gelen bir şey bu. Hani seyirciyle buluşmak vesaire ya da aynen biz daha kalabalık kısmı. Sinemada tabii ki deneyimlediğimiz bir şey hiç olamamıştı. Bu anlamda ya birebir bir iletişime girmek aslında değişik oldu. Çünkü hep dolaylı yoldan, işte sosyal medyadan ya da işte Twitter falan, işte çeşitli görüşlerin beyan edildiği platformlardan bir geri dönüş alabiliyoruz. Böyle bir ilişki kurma fırsatı oldu. Yani filmin ismi de diyalog olduğu üzere hakikaten bir diyalog inşa edilmiş oldu. Benim için çok öğretici günler oldu açıkçası. Ama zordu. Yani pek kolay değildi. İşte Ali'nin dediği bazı zorluklar oldu. Ama güzeldi. Yani bir de pandemi var ve hava soğuk. Çok soğuk hava. Çok, çok soğuktu. Mersin'de 0 dereceye gördük. Çok kötü. Evet, bir de o vardı yani. Arada Covid olanlar oldu. Gelemeyenler çok evet, oldu hastalıktan. Bir şeyler vardı. Çünkü biraz da gezmekte hani her gittiğiniz şehrin biraz insan tanırsınız, yemeği yersiniz, işte bir varsa bir tarihi yerine gidersiniz, bir sürü aksilik olur ama çok da güzel deneyimlerdir, onu biriktirirsiniz. Sorusu olan var mı yoksa ufaktan kapatabilirseniz söylemek istediğim son soru varsa soruyu düşünce alalım. Tamam, ben konuşmaya başlayayım. Belki bir isim çıkar. Sanırım bir yıllık yolculuğumuzun Türkiye'deki sonuna geldik ve bu son perde gösterimi olabilir. Burada olduğunuz için çok teşekkürler. Biz bir yıldır Don Quixote'luk yapıyoruz ve ben dünyayı Don Quixote'ların güzelleştireceğini düşünüyorum. Don Quixote'un en değerli meslek olduğunu düşünüyorum bu hayatta. Kim tersini, aksini söylerse söylesin. Ve sinema bir lüks değildir. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sinema gerçekten bir salonda tanımadığınız insanlarla bir arada beraber bir filmi izleyip kapısına çıktığınızda cebinizde sigaranız bittiyse ondan sigara isteyip karşılıklı konuşmadan sigara içtiğiniz şeydir sinema. Sadece filmin kendisi değildir. Ve burada buna sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Biz bu ekibe ve sizin önünüzde çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok zor bir şeydi. Gerçekten hava çok soğuktu, ekonomik şartlar çok kötüydü, pandemi öyleydi. Boş salonlar moral bozuyordu, dolu salonlar heyecanlandırıyordu. Fakat sanatın gerçekten bir soru gelmişti. Yaptığımız şey ulvi bir şey değil ama yaptığımız şey iki kişinin ortaklaştığı bir yer olduğu zaman ulvileşir. Buna katkı sağladığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız ve gittiğimiz her kentten ayrılırken söylediğim şey şu. Umarım tekrar sinemalarda görüşürüz. Çok teşekkürler.